9000 TL'nin altında satın alan Realme 10 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Realme son dönemde gerçekten çok aktifleşti arkadaşlar. Sizlere de önceki videolarda bahsettiğim üzere Oppo'nun ekibi de artık Realme ile ilgilenmeye başladığı için ve çok da güzel adımlar atıldığı için yeni cihazlar bizlerle hızlıca ve daha net bir şekilde buluşuyor sevgili arkadaşlar. İşte o akıllı telefonlardan bir tanesi bugün konuğum benim ve Realme 10. Tasarımıyla dikkat çekiyor. Teknik detayları da oldukça önemli ama 9000 TL'nin altındaki fiyatı bence her şeyin önünde geliyor. Güncel piyasada her şeyin fiyatı uçmuş giderken bu akıllı telefon iddialı bir fiyatla bizlerle buluşuyor. Bu arada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu akıllı telefon kutu içeriğini bizleri neler karşılıyor hemen bakalım. Kılıf çıkıyor, telefon çıkıyor ve 33 wattlık şarj cihazımız kablo ile beraber çıkıyor. Ekranı ilk gördüğünüz anda söyleyeceğiniz şey gerçekten şık bir ekrana sahip olduğu bu akıllı telefonun, çünkü AMOLED yapılı bir paneli var bu akıllı telefonun ve ekran kasa oranı da %84.4 civarında. Alt tarafını bir tık daha ince yapabilirlerdi ancak telefonun segmenti ve tabii ki buradaki hedeflediği kitle belli ve bu segmentteki cihazlar da belli. Dolayısıyla bu akıllı telefon o açıdan beni çok şaşırtmadı ama ekran paneli çok güzel olduğu için burada hani daha az ve daha ince bir çerçeve, daha şık bir görünüm olabilirdi. Ama tabii ki bu ekranın güzel olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. 6.4 inç boyutundaki Super AMOLED bu panel arkadaşlar gayet iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. 90 Hz'lik bir yenileme hızını, bünyesini bulunduruyor. Renklerin canlılığını gerçekten çok beğendim. Parlaklık olarak ise 1000 nit'e kadar çıkabiliyor bu ekran paneli. Bu akıllı telefonda ben genelde hoparlörleri ekran tarafında anlatacağım için burada bahsetmek istedim. Stereo hoparlör yok ancak güçlendirilmiş bir hoparlör var arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi yüksek sesleri çıkabiliyor. Hani o kadar yüksek sesi sadece müzik dinlerken ve herhalde böyle telefonunuzu bir tık uzağa koyup bir yani multimedya tüketimi yapmak istediğinizde işte Netflix'tir, YouTube'tur falan ancak o zaman böyle rahat rahat kullanabilirsiniz. Onun dışında biraz böyle baş ağrısı yapabiliyor elinizdeyken o kadar yüksek bir ses duymak yakından. Dolayısıyla çok da güçlü bir hoparlörü olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. İşin performans tarafına geldiğimizde bu seviyelerde artık sıklıkla gördüğümüz MediaTek'in Helio G99 modeli işlemcisini görüyoruz arkadaşlar. Bu işlemci modeli 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor ve yani hedeflediği şey düşük güç tüketimi ve yüksek performans bu işlemcinin. Ancak bu işlemcinin tabii ki bizlere sunmaya çalıştığı segmenti iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Yani bu işlemcinin segmenti ne? Bu işlemci hangi segmente üretilmiş? Orta seviye diyebileceğim bir işlemci var bu akıllı telefonun içinde. Böyle orta seviyeye yakın diyebileceğim bir işlemci var. Dolayısıyla hani orta seviyeye yakın diyebileceğim bir işlemci modelinin sizlere sunacağı performansı bir hayal edin. Ona göre bu akıllı telefonu satın almaya yönelin dersem daha doğru olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Cihazda 8 GB'lık bir RAM var. Bu 8 GB'lık RAM 8 GB'lık bir sanal RAM ile destekleniyor ve bu toplamda bizlere 16 GB'lık bir RAM'i bizlerle buluşturuyor. 128 GB'lık bir depolama var. Çift SIM kart desteği var bu akıllı telefonda ve aynı zamanda bu çift SIM kart desteğine bir de microSD kartı ekleyerek kullanabiliyorsunuz. Bu benim çok sevdiğim bir detay. Birinden birini seçmek zorunda kalmadan bu akıllı telefonun hem çift SIM kartını hem de aynı anda bu telefona microSD kartı ekleyerek kullanmanız mümkün olacak ve sizler için de bence güzel olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Cihazda Android 12 var. Realme UI 3.0 ile geliyor. Burada bence güncelleme kesinlikle gelir bu akıllı telefona. Gelmeme şansı yok. Neden Android 12 diyenler var olacaktır aranızda düşündüğüm için bunu da sizlere söylemek istedim sevgili arkadaşlar. Cihaz bu fiyat seviyesindeki diğer akıllı telefonlar gibi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Kağıt üstünde vaat ettiği performansı da bizlerle buluşturmuş oluyor. Ben oyun içinde yani açıkçası zaten yaptığım testleri sizlerle paylaşıyorum. Şu anda görüyorsunuz. Hani segmentine göre değerlendirdiğimde beklediğim gibi bir performansı benimle buluşturdu bu akıllı telefon. Kameralara baktığımız zaman ise ana kamerada 50 megapiksellik bir kameranın ve f1.8 diyafram aralığına sahip olan bu kameranın görev yaptığını görüyoruz. Kameraların hiçbirinde OIS desteği yok. 2 megapiksellik derinlik algılayıcı kameramız ise f2.4 diyafram aralığında bulunuyor. Kameralar ışık güzel olduğunda iyi işler ortaya çıkartabiliyor. Bazen renklerde patlamalar oluyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama genel anlamda çok ciddi sıkıntılara sahip değil. Çok hızlı çekimler yaparsanız netlemede ufak tefek çok böyle kayda değer olmasa da sıkıntılar olabiliyor. Burada
Halbuki telefonla fotoğraf çekeceğiniz zaman bir tık daha yavaş ve bir tık daha odağınızı sağlayarak çekimler yapmanızı sizlere önerebilirim sevgili arkadaşlar. Tabii burada bu akıllı telefonda sizi üzecek kamera anlamında çok olumsuzluklar yok. Ancak gece ışık azaldığında performansı da o kadar bir azalmaya gidebiliyor bu akıllı telefonun. Zaten bu segmentte gece çekimlerinde çok iyi, çok süper diyebileceğimiz akıllı telefonlar olmadığı için burada da bu cihazı bir eksi yazmak çok doğru olmaz diye ben açıkçası düşünüyorum. Sonuçta 9000 liranın altında bir akıllı telefon ve 9000 liranın altındaki akıllı telefonların performanslarını ve deneyimlerini az çok hepimiz biliyoruz sevgili arkadaşlar. Genel video tarafına baktığımızda ise maksimum 1080p 60 fps video kaydı yapabildiğini görüyoruz bu akıllı telefonun. Sonuçları zaten şu anda görüyorsunuz, bir tık daha fotoğraf odaklı bir akıllı telefon şu anda önümde durmakta olan Realme 10, ki Realme 10 Pro Plus'ı da inceledim ben. O da güzel bir akıllı telefon. O mesela ailenin en üstü. Onun hakkında bambaşka şeyler söyleyebiliyoruz, bambaşka şeyler konuşabiliyoruz. Ama bu akıllı telefonun segmentini iyi anlamak, telefonu iyi anlamak ve ona göre beklentiye girmek en doğrusu olacaktır sizler için sevgili arkadaşlar. Ön kameramıza baktığımızda 16 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor burada. F2.5 diyafram aralığına sahip aynı zamanda bu ön kamera. Yine ana kamerada olduğu gibi ön kamerada çok büyük olumsuzluklar yok. Ancak bu fiyat seviyesinde bir tık daha iyi bir ön kamera olabilirdi diyenleriniz olabilir. Bu telefonun odak noktası bence arka kameraya yönelik olmuş ön kameradan çok ve ekran deneyimi üzerine olmuş ve tabii ki genel deneyim üzerine olmuş. Çünkü bu akıllı telefon şık duruyor. Aynı zamanda da deneyimi güzel ve ekranı yine dediğim gibi gayet iyi. Bu seviyelerde artık LCD panelleri falan da görüyoruz. LED panelleri de görüyoruz. Dolayısıyla burada AMOLED panelle gelen bir akıllı telefon var önümüzde. Bence güzel yani ekran deneyimi anlamında. Onu da söylemek lazım. Ve burada bizleri pil tarafında 5000 mAh'lik bir pil karşılıyor arkadaşlar. 33 wattlık bir adaptör kutunun içinden çıkıyor zaten bildiğiniz ve gördüğünüz üzere. Burada yoğun kullanımda bir günü belki çıkartamayabiliyorsunuz ama standart bir kullanıma çok çok rahat bir şekilde bu akıllı telefon sizi bir gün götürebiliyor pil ömrüyle ve 30 dakikada yaklaşık %50 şarj edebiliyorsunuz cihazı. Yani tam şarj süresi hiç ellemezseniz bu akıllı telefonu 48 ile böyle 50 dakika arasında süre biliyor arkadaşlar. Eğer ellerseniz 1 saati rahat rahat bulabilir tam şarj süresi 0'dan 100'e. Ama örnek veriyorum, telefonunuzu şarja takmayı unuttunuz. Sabah hazırlanmak için kalktınız. Telefonun şarjı %60. Şarja taktınız. Siz hazırlanana kadar emin olun telefonun şarjı fullenecektir. O da tabii ki yaptığım testlerin sonucunda sizlere kesin olarak söyleyebileceğim bir detay sevgili arkadaşlar. Bu akıllı telefon 9000 TL'nin altında bir akıllı telefon. Belki ben videoyu yayınlayana kadar 9000 TL'yi bir tık geçebilir ya da yaklaşabilir, bilemiyorum. Ancak videoyu çektiğim tarihte 9000 liranın altındaki akıllı telefonlara baktığımda bu telefonla benzer açıkçası deneyimleri bizlerle buluşturabiliyor akıllı telefonlar. Bu cihazı da o açıdan beğendim. Segmenti belli, bize sunabilecekleri belli. Zaten kalitesini de Realme'yi bilenler biliyor. Bilmeyenler de bilenlere bir sorsun. Ondan sonra bu akıllı telefonlara bir yönelsin diyebilirim sizlere. Bilinmedik bir marka değil, yıllardır pazarda olan bir akıllı telefon markası ve cihazları da bir o kadar keyifli gerçekten. Sizler ne düşünüyorsunuz Realme 10 hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu da beğenip benim sosyal medya hesaplarımı takip edip desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bazen beni unutuyorsunuz. Vallahi üzülüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.